yaptığımız işin, yani açık beyin olarak genel olarak tamam. yaptığımız işin ben böyle bir öyle bir duygu yani, böyle girdin yani yapacak bir şey. Açık beyin olarak biliyorum ben coşkuyla başlamayı seviyorum yani şeyde. Açık beyin olarak genel olarak yaptığımız işin, işte Can Canan'da burada yaptığımız işin, YouTube'da, internette, sosyal medyada ürettiklerimizin, bir sürü bir yerdeki konuşmalarımızın işe yaradığını şöyle hissediyorum. Sanatla bağı, biz bir şey üretmeye çalışırken insanların buna sanatla cevap veriyor olma refleksinden bu beni çok heyecanlandırıyor ve gerçekten doğru ekolojiyi yani... Kaç kişiye eğitim verdiğim bilmem ne falan falan bunlar hep çok kapitalist bir sürecin bakış açısı. Aksine bunlar değil. Buna karşı cevap olarak sanatsal üretim geldi mi? Sanatsal bir bakış açısı oluştu mu? Sanatla, sanatçıyla bağımız gelişiyor mu hikayesi? Gerçekten tüylerimi diken diken eğilen şeylerden bir tanesi. Hemen her hafta, her ay bize bir sürü sanatsal üretim parçaları gelir şeyin içerisinde. Bak şeyde abi, bugün bir tane gelmiş. Evet, sanatsal üretim değil. Bak bir de yanında mektup geldi. Bu bana özel tabii. Okumayacağım size mektubu ama mektubu imzalayan arkadaşımız Koral Kemik Kıran. Mektuba bir attachment eklemiş efendim. Şimdi size attachment dosya eki var. Dosya eki var. Evet. Biraz mektuptan iri bir dosya eki. Ozan'ım görebiliyor musun böyle? Şimdi sevgili Koral'la biz Instagram'dan bir süredir temas halindeydik. Koral böyle kendi Instagram hesabında paylaşıyordu falan. Dedi ki hocam size bir tanesini göndermek istiyorum. Hangisi? Ben bakar bakmaz gözüm buna çarpılmıştı. Kaos bir de bunun ismi. Ben çok sevdiğim için Kaos'u. Sağ olsun onu bir güzel paketlemiş göndermiş. Bu arada sürpriz yumurta dolu bunun içi. Yani efendim işte bir sürü küçük mesajlar, oynamalar. Şurada benim bir küçüklüğüme dair otoportrem falan gibi. Muhteşem bir iş yapmış. Bu arada Instagram'dan gördüğüm halinden çok daha güzel bize geldi yani. Bu arada yanımda hakikaten bu işten benden daha iyi anlayan bir Mustafa Can var. Yani ben de çok güncel değilim ama gerçekten çalışma olarak umulanın üzerinde bir çalışma. Aynen öyle. Çok kalbur üstü bir çalışma ve bu yani sevgili Koral'ın yazdığı mektupla da beraber öyle bir mesaj veriyor ki bize. Yani onun yazdıklarından bağımsız olarak ama onlarla ilgili olarak hakikaten doğru bir iş yapıyorsunuz. Aynen devam edin mesajı. En güzel böyle verir. Keşke bütün attachment'lar böyle olsa efendim. Attachment'a bak Allah'ını seversen. Bu Açık Beyin Ofisi'nin en güzel yerinde. Bizim bütün neredeyse anlatmaya çalıştığımız şeylerin bir tuvale dökülmüş yansımalarından birisi olarak yer alacak. O yüzden sevgili Koral'a çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Koral tek değil. Birçok sanatçı arkadaşım böyle enteresan en çok da benim portremi falan yapıp gönderiyorlar. Televizyonda duymuşlar işte resim yapmak iyi geliyor falan diye. Çok sağ olsunlar denemişler. O denekler içinde biz de harika şeyler görüyoruz. Bu beni de çok mutlu ediyor açıkçası. Yani şöyle bir işin böyle bir anlatıyla buluşmasına vesile olabilmek. Hani bana CV'nin havada bir şey yazdıysalar bundan daha havalı yazacak bir şeyim yok. Bu arada hazır bir şeyler geldi deyince bir tane daha bir şey göstermek istiyorum. Sevgili e-dostlarımdan uzun süredir kendisiyle uzaktan temasta ve mentionlaşmalarda bulunduğumuz, senelerde tanıştığımız meslektaşım, bir biyolog olan sevgili Gülgün Türkoğlu Pagi'nin efendim iki tane kitabı da sağ olsun göndermiş imzalı olarak. Efendim bugün kargo paketleri içinden çıktı. Çok çok mutlu oldum. İkisi de çok çarpıcı başlıklar ve içeriklere sahip. Bu uçurum kapanır mı? Birinci kitabı. Daha doğrusu bu yeni çıkanı. Kadın politika, sanat ve yaşam üzerine. Ve bir önceki kitabı da Üç Küs Kardeş. Felsefe, bilim ve din. Gülgün'ü özellikle Twitter kullanıcıları beni de takip ediyorlarsa biliyorlardır. Gülgün çok açık beyinli bir arkadaşımız. Gerçekten kafası çok enteresan çalışıyor. Çok enteresan bakıyor hadiselere. Ve tabii ki ortak bazı dostlarımız nedeniyle de kafasının niye öyle çalıştığını anlayabiliyorum. Yakında Açık Beyin kanalında sizlere de konuk edeceğim inşallah. Sizler için konuk edeceğim sevgili Metin Bobaroğlu'yla da çok yoğun iletişimi olan bir arkadaşımız. Metin Bey'le konuşurken de zaten kendisinden muhtemelen bahsedeceğiz. Çok teşekkür ediyorum bu güzel kitaplar için. Daha fazlası yazılmalı ama inşallah hep böyle güzel düzeyde yazılsın. Hep böyle bize bir şey katan dozlarda yazılsın. Gürgüncüm çok sağ ol. Koral'cığım kocaman öpüyorum. Artık Can Canan kapakları da görüyorsunuz. Bizim illüstrasyonlarımızı hazırlayan Sezin Dralsa da. Bu arada ya, felsefeciymiş. Ya aynen öyle. Ona da çok teşekkür ediyoruz. İşlerini görmek için linkini veriyoruz. Şeyde bir YouTube'da altta açıklamalarda. Oradan aşağıdan. Da işlerini görebilirsiniz aşağıda. Evet. Bizi takip etmeyi unutmayın. Evet. Please press the follow button below diyerek de
Beyin hikayesi. Ya işte her bölümde bu oluyor işte. Beyin anlatacağız diye darmadan diyoruz. Bu Allah'tan bir işaret. Beyin mevzusuna gel devam edelim. Aslında birkaç bölümdür açık beyin ameliyatı yapıyoruz. Aynen. Hani, yalnız senin elinde de talamuslar çok güzel duruyor. Bir değişik hissi var şimdi, evet. Bir şey demeyeyim. Gerçekten öyle. Değişik duruyor. Değişik. Talamusu ben alayım. Sıkıntı çıkmasın. Hadi ilgi çekici bir başlıkla beraber başlayalım. Biraz belki bir iki bölüm sürebilir buradaki hikaye. Şeyi merak ediyorum. Acık oralarını mıncıklamak istiyorum. Beynin belli temel bölümlerinin işlevleri ve işleme biçimleri üzerinden bizim toplumsal anlamdaki yansımamız, hayatımıza nasıl yansıdığı, nasıl ayrıştığımız, nasıl insan olduğumuzla alakalı, hadi biyolojiden yola çıkarak yürüdüğümüz bir yolda azıcık daha sorgulayalım adım adım. Uzarsa da biraz uzasın beyin ameliyatımız. Valla yani, bana bırak, ben ilk beyin sunumum 5,5 saatti yani. Yani çok iç kaşıyıcı, bunu senden dinlemesi de çok eğlenceli oluyor gerçekten. Nedenini bilemediğim şekilde konu bütünlüğü çok yüksek. Bütünlüğü ve yoğunluğu yüksek. Çözünürlük hala bitmiyor yani. Yaklaştıkça çözünürlük artıyor. Yaklaştıkça mesela ben sana karaciğeri anlatırken, yediğinin, içtiğinin karaciğerini nasıl yağlandırdığını, alkolün niye siroz ettiğini ya da işte karaciğer bozukluğunun nasıl hemoroida sebep olup oturmanı zorlaştırdığını anlatsam karaciğer de ilgini çeker. Çünkü yani günlük hayata bu kadar yansıyan fonksiyonlar olduğunu bilince insanın karaciğeri de böbreği de öğrenesi geliyor. Ama bu beyin biraz değişik yani. Beyin ne konuşsan hayatla ilgili yani zaten yönetici bu. Dolayısıyla benim genellikle mesela şimdi uygulamalarım... Başına birkaç cümle söyleyeyim de bakış açısı da azıcık oturmuş olsun gerisin geriye. Aslında özünde evrimle beraber biyolojik yapılanmaya geriye dönüp en geniş açıyı aldığımızda insan olmayı anlamakla alakalı güncel hayatımızdaki birçok problem çok basitleşerek tanımlanabiliyor. Bu kadar basitlik hoşumuza gitmiyor olabilir belki. Yani çok aydınlatmak, çok netleştirmek herkesin hoşuna giden bir unsur değil ama buradaki netlik aslında çok işlevsel bir netlik. Bir sürü rabarbasıyla konuştuğumuz hikaye aslında daraltılmış bir evren hikayesi. Biz orada sosyal evrenimize ya da dijital evrenin içerisine sıkıştırıp bir sürü rabarbayla, mutsuzluklar, yalnızlıklar bilmem ne konuşurken aslında bunu evrimsel bir sistematikle, biyolojik yol haritası üzerinde geriye doğru çözümlediğimizde birden bakıyorsun ki konu belli. Konu belli, sistem belli, yürürlük belirli. O yüzden birazcık da bunu gündem ediyoruz. Bunun da anahtarı burası. Tek başına beyin hiçbir zaman tam tanımlayıcı değil. Beyin biraz kurnazlıkla, zekayla, hızla ilintili olduğu için bu dönemde çok popüler. Birazcık anahtar görevi üstleniyor, okey. Tek başına beyin değil, biyolojik bütünsel varlığımız. Hatta evrenle bütünsel biyolojik işlevliliğimiz, iç içe geçmişliğimiz aslında. Ama beyin bir gerçekten anahtar görevi görüyor. Yani burayla beraber kontak aslında çalışıyor. Aslında şunu da eklemek lazım. Biz şimdi bilgileri dinlerken genellikle ağrımıza, ilaç derdimize deva olacak şekilde dinliyoruz. Mesela bizim beyni anlatma sebebimiz o olmamasına rağmen, atıyorum ben işte ön beynin fonksiyonları diye anlatmaya başladığımda bizi dinleyen birisi ön beyin şunu yapar dediğimde ben ya da bir uzman ben onu yapamıyorum demek ki benim ön beynim bozuk diye bir sonuca doğru gidiyor hemen. Dolayısıyla orayı düzeltmek için bana mail atıyor. Diyor ki hocam ben ön beynim çalıştırmak için ne yapabilirim? Halbuki bizim anlattığımız şey o anlama gelmiyor. Mesela dikkat bozukluğu olan ve devamlı olarak hayallere dalan bir arkadaşım dedi ki ya benim dedi ön beynim bozuk galiba çünkü ben bir şeye konsantre olamıyorum. Hayallere dalıp saatlerce kayboluyorum dedi. Dedim hayallere saatlerce konsantre oluyor musun? İşte bu da ön beynin işi. Aha nasıl oluyor o zaman dedi. İşte dedim yani senin ön beynin bir tercih yapıyor. Yani çalışmıyor değil. Onun yerine buna konsantre oluyor. Meseleyi aslında bizim anlatma sebebimiz şu. İşletim mantığını anlamak. Bu işletim mantığı da evde beyin kesmeyeceğimiz için, beyin operatörü olmayacağımız için günlük hayatta bunu niye böyle yapıyorum, daha iyi nasıl yapabilirim bilgisini geliştirelim diye aslında. Ben ilk başta anlatırken bunun işe yarayıp yaramayacağından çok emin değildim. Ben de çalışıyordu ama bir de dedim millette test edelim yani anlatınca ne oluyor? İşe yarıyor. Ama sadece ve sadece bu açıdan bakarsan ben sağlıklı, yeterli, 3,5 milyar yıllık Ar-Ge'nin ürünü, işte gayet bilgelikle dolu bir bedene sahibim. Bu bedeni en azından beden düzeyinde anlamaya ne kadar gayret edersen bana o kadar artı değer, işlev artışı olarak geri döner. Ve dolayısıyla ben bunu biraz öğreneyim. Yani ağrımı keseyim diye değil de kendimi anlayayım diye bakarsan beyine çok başka bir şey yapıyor. Dolayısıyla hani bugün de yarım kalan muhabbetimize devam etmeden önce belki bunu hatırlatmak lazım. Yani buradan sonra konuşacağımız şeyler, çünkü bugün galiba program öncesinde konuştuğumuzda netameli başlıklar da geçme ihtimali var. Yani onları tutup da o zaman ben gidip ayahuasca çekeyim falan diye anlamadan önce
meseleyi bir güncel hayat fonksiyonları içerisinde değerlendirmekte büyük fayda var diye düşünüyorum. Aslında hadi özetlesem dediğini şöyle anladım derdin. Temel bilimler candır. Teknoloji ve mühendisliğe çok takılmak, hele de güncelle beraber takılmak her zaman işimizi görmeyebilir. Aynen. Hep oradan konuşuyoruz. Azıcık temel bilimlere geri gelmek gerekiyor. Aynen öyle. Biraz biyoloji temelli ve bu benim ne işime yarar konsantrasyonlu değil. Genel olarak ne oluyormuş, evren nasıl dönüyormuş, hikaye nasıl oluşuyormuş, benim bedenimde dönüşen evren nasıl işliyormuş falan hikayesine odaklanmak galiba. Şu temel bilimler mevzusu hep önemli. Aynen öyle. Üçüncü göz mevzusundan başlayalım mı? Bu popüler olur. Bir hikaye. Geçen sefer de ağzımdan çıkmış üçüncü gözlüğü. Bir sürü insan da sormuş aradan. Tüh demiş bulunduk falan. Ne yapacağız demiş şimdi? Bulunduk falan. Ya beni bari de konuşalım. Sami, namı değer Kral Sami bu konuyla alakalı motive eden adamdır. Ama şeyde, o konu bana da en çok sorulan konu. Yani bir kere de zaten zikredince bazı konular belli dönemler popüler ediliyor. Bu konu en az 300 yıldır popüler, öyle de söyleyeyim. Yani rahmetli Descartes'in işte ruhun merkezidir diye beynin bir yerini göstermesinden sonra hayatımız asla bir daha normal olmadı. Yani epifiz bezi diye bir yer var. Burada elimizdeki maketimizde çok net belirtilmemiş olmakla beraber önce bir nereden geliyorduk onu bir hatırlatayım, sonra epifizin yerini göstereyim. Demiştik ya, beynin sapı diye bir yer var. Yukarı doğru çıkıyor. Şurası da korteks dediğimiz üst kısım. Bu arada beynin ortadan bir kesine bakıyoruz şöyle. Aşağıdan yukarı gelirken gittikçe temel yaşamsal fonksiyonları kontrol eden temel işletim bölgelerinden daha karmaşık ve sofistike işlevleri kontrol eden devrelere doğru gidiyorduk. Ve dolayısıyla beynin şu orta ve alt kısımları, hormon sistemimiz, kalp atışımız falan filan gibi temel şeyleri yöneten kısımlardı. Biraz daha üste çıktıkça bedenin eşgüdümünü sağlayan, duygularımızı, dürtülerimizi düzenleyen, motor hareketlerimizi daha sofistike, daha becerikli yapabilmemizi sağlayan devrelere ve en sonunda da düşünen, karar veren, öğrenen, hatırlayan, işte felsefe yapan üst tarafa girecektik. Şimdi tam burada şu orta noktayı konuşurken beynimizin şu orta kesinin hemen arkalarında şurada bir yerde kalan ve makette çok net göremediğiniz minicik bir bez var. Bu bez çam kozalağına benzediği için ismi pineal bez ya da epifiz bezi diğer bir isimle. Bu epifiz bezi, önce sonucu söyleyeyim, bugün nöroanatomik, yani beynin hangi bölgesi birbirine nasıl bağlıdır araştıran bilim alanıdır nöroanatomi. O çalışmalarla baktığımızda görme sisteminin bir parçasıymış gibi gözüküyor. Şimdi bizim normalde Görme. Şimdi gözlerimiz normalde şurada. Gözlerimizden gelen sinirler beynin içine giriyor. Şurada bir yerde bir çapraz yapıyor. Sonra şu parçadan göstereyim. Şöyle daha iyi göreceksiniz. Şunun altında bulunan şu talamus dediğimiz bölgenin içerisine uğruyor. Buradan geçtikten, burada süzüldükten sonra beynin arka tarafına gidiyor ve burada görme olayı gerçekleşiyor. Fakat bu uğradığı yerlerden bir tanesinde bir yan yol var. Görme sinirlerinin çapraz yaptığı yerin hemen altında olduğu için çapraz altı çekirdek deniyor oraya. Epifiz bezi ilginç bir bez. Başta melatonin diye bir hormon salgılıyor. Şimdi melatonin uykuyu başlatan ve uyku düzenini ayarlayan bir hormon. Fakat aralarında ilginç bir ilişki var. Göze ışık geldiği zaman ışık buradan işte bir sinirsel uyarıya sebep oluyor. Bu sinirsel uyarı arkaya ulaşırsa epifiz diyor ki ben melatonin salgılamayayım çünkü ışık var. Işık kesilirse, karanlık olursa bu baskı ortadan kalkıyor ve o arkadaş melatonin salgılıyor. Peki şey ayarlamasını anlayabiliyor mu? Yani gözlerimi kapat, o ışıklı bir ortamdayım ama gözlerimi kapatıyorum. Bunu anlayabiliyor mu? Eğer göz kapaklarımızı kapatmak herkesin bildiği gibi direkt karanlık yapmaz. Yani dışarıda ışık olduğunu algılarız. Ama mesela karartırsan görüşünü bir bantla, bir işte opak bir gözlükle, o zaman yine aynı şey oluyor. Yani göze ışık girmezse burası melatonin salgılıyor. Doğuştan göze bağlı sorunlarla ilgili göremeyen insanlarda melatonin salgısının yüksek olduğunu biliyoruz. Hatta o yüzden iddia o ki bunlar kanseri falan daha az tecrübe ediyorlar, daha az kanser oluyorlar. Çünkü melatoninin bir etkisi de vücuttaki bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek, temizleme işlerine yardımcı olmak, işte bağışıklık sisteminin işlemini arttırarak bu tip savunma işlerine yardımcı olmak aslında melatonin işlerinden biri. O yüzden düzenli uyku, sağlıklı düzgün bir yerde uyumuş olmak aynı zamanda bu hastalıklara yakalan. Bak ne kadar bütüncül bir hikaye, sabahleyin konuşuyoruz mevzuda. Yani tıbbın yaklaştığı biçimde sigara içmezsen kanser olmazsın ya da bu bununla bağlantılı gibi bir şey değil. Yani çok daha komplike ve çok daha yüksek değişken. Ya mesela hiç sigara içmiyorsun, her şey güzel. Ama uyku bozukluğun var. Bir kere baştan zaten burada bir sıkıntı olma ihtimali yüksek.
Ama uyku bozukluğu da sadece bilmem ne buradan ışık gelmiyor ile ilgili değil. Burada psikolojik bir başka problem var. Aşağı dürtüp duruyor abi diyor kalk uyuma çözmemiz gereken problemler var. Depresyonudur, ruminasyondur ne varsa işte içeride. Bu sistemi etkileyebiliyor neticede. Şimdi niye bu üçüncü göz diyoruz? Bazı hayvanlarda tepelerinde bir göz var. Hala yaşayan birkaç örneği var. Güneşin durumunu tespit edip işte o duruma göre hormon salgılarını düzenliyorlar. Tepedeki göz diğer iki gözden farklı olarak görsel imge oluşturmak için değil, güneşin açısını takip etmek için var. Bağlantılar bu açısından bu iPhone'ların yeni sensörleri var. Neydi onun adı? Üç boyutlu algılamayla ilgili kullandıkları lidar sensörleri var. Lidar sensörü. Ha şu yüz tanımada falan kullandıkları. Şey. Normalde fotoğrafik görmüyor ama bir tür sinyal gönderip şeyi algılıyor. Buna benzer bir şey mi acaba? Aynen öyle bir şey. Biraz da yarasaların bu işte sonografik görmelerine benziyor yani işte ses gönderip alıyorlar ya. Bu da onu ışıkla yapıyor gibi düşün. Şimdi bu aslında hani bugün bütün tıp kitaplarında, fizyoloji kitaplarında bulabileceğiniz bilgiler. Ama merak edilmesinin sebebi bu değil. İşte Descartes bu beze bakmış bir şekilde. Nasıl baktı bilmiyorum. Belki şey yapmıştır, otopsilerde falan bulunmuştur. Ya da kendi kesmiş de olabilir. Beynin arka tarafında ortada tek, böyle küçücük bir parça halinde bulunan ve genellikle hafif kireçlenme gösteren, özellikle ileriki yaşlı insanlarda kireçli kireçli bir yapısı olan tuhaf bir yapı görüyor. Ve zaten onun işte dualizmi gereği yani beden ruh ayrımı res existenza res cogitans dediği bir işte yaşayan töz bir düşünen töz falan diye tarif ettiği ikinci bakış açısı var ya dualistik dediğimiz şey. Onun için de bedenle ruh arasında bir bağlantı arıyor zaten. Yani bir şey olsa da aradaki irtibatı sağlasa biraz kolaycılık gibi düşünülebilir bugün. Peki olsa olsa epifizdir bu. Niye? Her şey çift çift bu tek. Tam ortada duruyor. Diyor ki bunda bir numara var. Tabii ne kadar fizyolojisine hakimdi bilmiyorum. Çünkü o zaman fizyoloji bilgisi zayıf yani o yüzyıllarda. Ki zaten böyle beyin araştırmaları falan yok. Daha beyin hücreleri tarif edilmemiş o zaman. 1900'lerin başlarında oluyor bu iş tarif edilmesi. Sonra Descartes burayı işaret ettiği zaman epifiz bezi tabii belli bir süre sonra bir şey kazanıyor, ün kazanıyor. Sonra meselenin içerisinde başka hikayeler de giriyor. Mesela epifizde bulunan bir molekül var. Bu molekülün ismi dimetil triptamin, DMT olarak bildiğimiz bir molekül. Bugün o molekülü ruh molekülü diyorlar. Çünkü bazı bitkiler diye özellikle bu işte bizim Türkçe'de bildiğimiz üzerlik otu mu diyorlar öyle bir şey diyorlar. Güney Amerika'daki adı ayahuasca gibi bitkilerde olan bir madde var. Bu madde normalde bitkiyi yesen ya da kaynatıp suyunu içsen sana pek bir şey yapmıyor ama İçindeki o DMT'yi açığa çıkaracak bir kimyasal muameleyle bir çorba ya da içecek hazırladığında o DMT serbest kalıyor ve DMT etkileri dediğimiz garip bir şeyler görüyorsun. İşte insanlar tuhaf halüsinasyonlar görüyor. İşte böyle çok acayip ve üst düzey bir zihinsel deneyim olarak tarif ettikleri bir şey yaşıyorlar. Bakıyorsun bu DMT'nin aynısı şeyde de var. Epifiz bezinde. Hemen tabii bazı temenniye ve arzuya dayalı iddialar ortalığı kaplamaya başlıyor. Öncelikle şunu söyleyeyim, DMT ile ve epifiz ile ilgili duyduğumuz iddiaların %80'inin bilimsel olarak sınanabilirliği yok. Ne var mesela? Bilinenleri şunu söyleyeyim, bilinenler şu, DMT eser miktarda salgılanıyor insan epifizinden. Eser miktar fizyolojide şu anlama gelir, fizyolojik olarak ölçülebilir bir etkisini göremeyeceğimiz miktarlarda salgılanıyor. Adeta hani giderken kovadan dökülüyor gibi öyle düşün. Mesela bir iddia var. Doğum sırasında yani doğduğumuzda ve ölürken DMT'nin aşırı salgılandığı gibi. Buna dair herhangi bir bulgu yok. Özellikle de insanların şu anda hep hastanelerde doğduğu ve büyük oranda hastanelerde yoğun bakımda öldüğü bir zamanda bunu monitörize edebilecek çok şansımız ve tekniğimiz olmasına rağmen hala böyle bir şey gösteremedik. Fakat bu demek değildir ki böyle bir şey olmuyor. Kanıtın yokluğu, yokluğun kanıtı değildir çünkü genel bir prensip. Ama bunu iddia edecek gözlemsel bir kanıtımız hala yok. Neden böyle bir bağdaştırma yapılıyor? Ölüme yakın deneyim dediğimiz ve neredeyse evrensel olarak insanların tamamının paylaştığı bir hikaye var. Işığı gördüm. İşte ışık görme, böyle bir hoşluk hissi, bir hafifleme, bedenini yukarıdan görme falan filan gibi etkiler. Sıklıkla DMT kaynaklı halüsinasyonlarda ya da deneyimlerde görülen şeylere çok benziyor. Tabii bu arada DMT olayı da yani bin bir çeşit deneyim yaratıyor. Dozuna, mozuna, ortamına bağlı olarak, kişiye bağlı olarak çok değişiklik gösteriyor. Ama bu benzerliği kurduğumuzda açıklama arıyoruz ya, yani demek ki ölürken de böyle oluyor gibi bir şey getirebiliyoruz. Ola da bilir ama bu konuda net bir şey veri yok. Yok yani. Veri yok. Birçok meditatif uygulamanın, birçok ruhsal disiplinin neticede bu bezin salgısını daha
optimal düzeyde kontrol etme yetkinliğini geliştirebileceği ve böylece insanların kendi DMT salgılarını yönetebilecekleri yönünde de iddialar var. Benim bildiğim kadarıyla, en azından böyle diyeyim, kızıyorlar çünkü bilimsel kanıt yok deyince. Bu konuda da direkt bir bilimsel kanıt yok. Fakat hani bunların... popüler bir konu. Yani aslında yani bilim insanlarının ilgi gösterdiği bir konudur muhtemelen. Araştırılmamış değil işte. Araştırıyorsun, kanıt yok. Sonuç yok. Evet. Okay. Ama şöyle de bir şey var. Bu demek değildir ki bu iddia boş, araştırılmaya değmez. Hayır, öyle bir şey değil. Mesela biz çok acayip fikirlerle yaşıyoruz birkaç on senedir fizyolojide. Ve bunlar hala sınanabilmiş değil. Mesela telemetrik transmisyon diye bir şey var. Bunu belki kimse duymamıştır şimdiye kadar ama biz asistanken aramızda çok tartışıldık. Birkaç teorik biyolog ortaya atmıştı. Telemetrik iletişim şu demek. Biliyorsunuz her işte kimyasal maddenin ya da her molekül ya da atomun bir kuantum alanı var. Ve o kuantum alanında garip etkileşimler var. Bir molekül bir yerde bir şekil değiştirdiği zaman teorik olarak onun etkisi aynı anda başka bir yerde başka bir molekülde kendini gösterebilir. Dolayısıyla arada mesafe, işte yol kat etme gibi dertlerin olmadığı bir iletişim biçimiyle acaba maddeler çok düşük miktarlarda böyle etkiler yapabilir mi diye bir hikaye gezer durur. Sorun kuantumun bizim... içerisinde sorgulanan hikayelerden tabii. Yani. Ama mesela bunu bedende test etme imkanımız yok. Çünkü kuantum deneyleri çok soğuk ortamlarda, işte -180, -200 derecelik özel deneysel aparatlarla, ortamlarla ancak maddelerin hareketi, atomların hareketi çok kısıtlandığı durumlarda kendini gösteren ve öyle ölçebildiğimiz şeylerdir. Vücut 37 derece sıcak abi, cehennem gibi yani kuantum olaylarına göre ve çok karışık içerisi, yani karmaşık bir çorba. Orada bunu sınayamadığımız için de böyle bir şey var mı yok mu bilemiyoruz. Fakat yeni dünyanın cesur bilim insanları, bunu hemen aşağı ekleyeyim, bunları sınayacaklar, yani bunları soracaklar. Burayla ilgili iddiaların tamamen boş olmadığını düşünenlerdenim. Ama başka bir şey daha düşünüyorum. Bu kadar çok efsaneyi bilginin yerine koyarsak, sonra her söylenti bizi yönetmeye başlar. Yani bilgiyi ihmal etmemek lazım. Bilgisel olarak, yani bilimsel olarak bir şeyi bilmiyorsak, biliyormuş gibi yapmayalım. En azından bilmiyorum diyebilirim ki öğrenebilme şansımız artsın. Aksi takdirde biz DMT'nin ölürken çok salındığına ve öbür tarafa giderken bize yardımcı olacağına, Styx nehrini geçmemizde bizim en büyük bilmem neyimiz olacağına inanırsak, daha sonra bunun aksi kanıtlandığında dünya görüşümüz üzerimize çökebilir. Onu yapmayalım. Ne salgılanırsa salgılansın. Ya da yeni gelen kabullenmekle zorlanabiliriz. Aynen öyle. Değiştiremeyiz fikrimizi. Dolayısıyla bu epifiz bezinin üçüncü göz olma hikayesi aslında tamamen evrimsel ve nöroanatomik bağlantılarla desteklenir. Ama uzak doğu öğretilerinden bize geçen o üçüncü gözle, hatta meşhur, biz üniversitede okurken çok popülerdi, Tuesday Lobsang Rampa diye bir abinin yazdığı kitaplar gezerdi elden ele. Bu o zamanki işte bu nasıl derler? Kundalina'la bağlantılı. Ha işte New Age hikayeleri çok yaygındı. Orada mesela abinin gerçekten şurasına matkapla delik delip üçüncü göz falan açıyorlardı. Ben okumuştum o kitabı. Bizim Kral Sami de çok severdi. Hatta arada birbirimize kafede tısampa falan ikram etmeye kalkardık. Orada sürekli tısampa diye bir lapa yiyorlardı. Ne olduğunu da bilmiyoruz ama bize bir porsiyon tısampa falan demiştiğimiz var. Mesela o zaman gerçekten üçüncü gözü şurta falan zannediyorsun ama bizde böyle bir şey yok bildiğimiz kadarıyla orada. Bunların hepsi sembolik hikayeler olarak anlamlı ve ilginç olabilir. Ama bilimsel anlamda sınanabilirliğin çok fazla olmadığını söyleyeyim. Hikayeleri kendi içinde, yani kültürel evrimin bir parçası olarak hikayeler de tuhaf bir şekilde evrimleşiyor ya. Yani önce aslında şu taraftan bakmak lazım. Canlıların bir bölümünde evrimleşirken aslında iki değil üç göz oluşuyor. Doğru mu? Doğru, evet. Yani bu, çünkü bir kertenkele örneğini görmüştüm. Şu anda da yaşayan bir canlı, evet, yanılmıyorsam. Şimdi, şurasında bir yerde. Octodon degustu galiba ismi tam. Ha yani şurasında bir yerde ama bu görme gözü değil. Yani, evet, yani imajları ayırt etmiyor. Fakat dediğin gibi yani güneşi, bir de galiba yeryüzü, gökyüzü, o denge. Yani tabii. Şey hareketini tahmin edebildiği, dengeleyebildiği bir şey var. O zaman canlıların bir kısmı evrimleşirken üç gözlü bir evrimleşmeyi kullanıyor. Evet. Ve bunu biz kadim hikayelerin içerisinde öyle ya da böyle biliyoruz. Bunu bildikten sonra iki göze dayalı bir dünya üzerinde elbette üçüncü gözümüzü de buraya taşıyacağımız. Tabii. Yani hani mantıken. Mantıken yani hani bu tamamen işte o hikayenin evrimleşmesiyle alakalı. Ona hikayeler öğretileceğimiz falan. Ama altını kazıdığımızda hani sembolik olarak ya da simgesel olarak nereye gönderme yapıyordurla alakalı öykü, insanın dünyadaki yeriyle ilgili, yani aslında bir tür
lokasyon aplikasyonu gibi. Yani. Ben bu arada sevgili Ozan'ın da ileride montajlı desteğini de kullanarak bir başka söylenceyi daha gündeme getireyim. Ozan'cığım hemen şuradan görüntüye girebilirse, meşhur Ra'nın gözü vardır şeyde Mısır mitolojisinde. Ra'nın gözü tam beynin şu içinde gördüğünüz yapıların kestiğiyle neredeyse birebir benzer. Ra'nın üst kaşı korpus kallozuma denk gelir. Ortasındaki kısım talamusla ilişkili yapılar. Ki gözün kenarında arka kısmında bir sürme vardır. Mesela o sürme de epifiz bezine yorulur her zaman. Ve Ra'nın gözünün aslında bu içsel yönetici sistemlere bir gönderme olduğu, aydınlanmanın oradan olması gerektiğine dair de bir mitolojik hikaye vardır. Hatta ve hatta bir tık ilerisini söyleyeyim. Ozan sen onu da bulursun. Rafael'in yaratılış tablosu Rafael dedi mi o? Michelangelo muydu yoksa? Yaratılış. Böyle parmakları dokunuyor Michelangelo. Tanrı figürü uzanırken yanında bir sürü melekler, hede hödeler var. Ona biraz uzaktan bakacak olursanız o şekil normal değildir pek. O şekil şuna çok benzer. Yani Tanrı buradadır ve elini frontalden uzatarak Adem'e dokunmaktadır. Tabii bunu diğer hemisferden göstermek lazım. Yani resim şu tarafa doğru bakıyor çünkü. Hatta meleklerin etrafındaki örtüleri şu beyin sapına benzer. Onunla ilgili birisi çalıştı falan. Gerçekten. Yani tabii. Yani mesela Michelangelo böyle bir şeyi düşünmüş müdür, düşünmemiş midir bilemeyiz ama benzerlik tesadüf olmanın ötesinde gibi gözüküyor. Çünkü çok zorlanmış belli ki yani o örtülü yuvarlak kortekse benzesin falan diye tepesinde yani şu kısım. Dolayısıyla yani beyin meselesi bizim 100 yıllık merakımız değil. O belli. Bayağı bir. Bu arada beyinle ilgili ilk beyin yazan kelime meşhur bir hieroglif seti var Mısır'da bulunmuş. İşte 4500 yıl önce galiba ilk defa orada geçiyor. Yani hieroglifle bayağı beyin yazıyorlar. İşte kuş, işte tıpa bilmem bir şeyler çizmişler. Principles of Neuroscience kitabının başında o papirüsün şeyi vardır. O papirüsler de meşhur yani ilk bulunan tam papirüsler mi ne öyle bir özelliği var. Orada da beyin lafı geçiyor mesela. Ama garip bir şekilde Mısırlılar mumyalarken önce beyni çıkarıp atıyorlarmış. Enteresan. Ya bu öbür tarafta işe yaramaz falan diye. Mumyada herhalde çok, bozuyor. Çok sulu ya. Tabii. Yani. Vıcık vıcık oluyor bir dakikada. Mumyada yemiyorsun. Peki bununla alakalı hani son komplo teorisi vardır üçüncü gözle ilgili. Bu diş fırçası, diş macunu, floritle alakalı bir mevzu vardır. Flor kimyasal olarak buradaki hormonların melatonin, serotonin, işte DMT gibi maddelerin üretiminde işe karışıyor gerçekten. Ama burası metabolik olarak flor kullanıyor. Fakat bu florit meselesinin de bilimsel bir desteği yok. Toksik düzeyde florit almak zaten bir sürü şeye zararlı olur. Çünkü adı üstünde toksik, zehirleyici düzeyde. Ama bizim içme sularından aldığımız, işte diş macunun içinde bulunan diş midesini korusun diye konulan floridin burada biriktiği, kireçlenme yaptığı, tekrar söylüyorum şu anki bilgilerimiz itibariyle asılsız iddialar. Çünkü bu bölge metabolizması itibariyle kalsiyum iyonlarını ve flor iyonlarını çöktürdüğü için, içinde biriktirdiği için doğal olarak belli bir yaştan sonra zaten kireçleniyor. Deniyor ki florit almak buranın kireçlenmesine, dolayısıyla o hormonların salınmamasına, peki, dolayısıyla arttırıyor olabilir debilleşmemize mi sebep oluyor diyorlar. Bildiğimiz böyle bir kanıt yok. Yani normalde burası zaten kireçleniyor. Ama yani bir tedbir itibariyle katkılı bir şey kullanmamak her zaman, ama tutup da diş macundaki florit bizi işte efendim yeni çağın değişimlerine uyuyor. Böyle değil bu iş. Keşke o kadar kolay olsaydı. Ya komple teorisi zaten hep bunun üzerine en az bir 3 posta konuşmuşuzdur. Yani bilinmesi gereken 20 bilginin 3'ünü bilir, 17'sini uydurursak komple teorisi oluyor işte. Geri kalanı uydurur. Ve yani tekrar konuştuk ama bir daha söyleyeyim. Bunun rahatlığını göz ardı etmeyin. Yani buranın kireçlenmesini her şeyin sorumlusu olarak biri söylerse rahatlıyorsunuz. Bulduk işte florit. Florit olmasın hayatım cennet olsun. Öyle çalışmıyor o iş. Yani florite kadar neler var. Onları da bir sonraki kitabımızda bahsediyor olacağız.